milyonların cevap aradığı. Fakat bizim burada en popüler cevapları aradığımız aileler yarışıyor. Siz ekran başındaki canım, ciğerim sevgili izleyenler. Siz sarı kalpler ve siz mavi kalpler. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Fenerbahçeli miyiz? Hayır. Fenerli miyiz? Fenerliyiz ama isimler oradan gelmiyor. Nereden geliyor Emre? Biz bugün hepimiz TGV ailesinin üyeleri olarak buradayız. TGV'nin renklerini temsilen, aynı zamanda logomuzdaki kalbi temsilen sarı kalp ve mavi kalp olarak isimlendirdik. Ya ne güzelsiniz. TGV Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı. Hoş geldiniz sarı kalpler. Bak şimdi mavi tarafı mavi kalp. Arzu, Emre, Emre V. Ha bir dakika, bu bileklikler sizde de var mı? Tabii ki. Ha orası sarı. Burada mavi. Mavi kalp tabii. Ne diyor? Bakayım. Bu Martin'in çıkı mı bu arada? Değil. Yok, değil mi? Değil. Bir çocuk değişir, Türkiye değişir. Çok güzel. Hoş geldiniz mavi kalpler. Efendim bu akşam gördüğünüz gibi sarı kalpler mavi kalplere karşı ne duruyoruz, günlük eğlence dozunuzu almaya hazırsanız. Aileler yarışıyor, başlasın. Çok güzel. Sürprizli 1.000 liralık cevabım var ya, işte o tam 5 etapta var. Oo. Şanslı sorumun şanslı cevabı 5.000 lira değerinde. Ve final ödülüm 10.000 lira. Hazırsanız hemen Emre ve Arzu ile başlıyoruz. Emre Rötel, Arzu Rötel'le geldi. Bana bir şey getirmiş. Evet, şimdi biz Türk Eğitim Gönülleri Vakfı'nda çocuklarımızla birlikte etkinlikler yapıyoruz. Bu da bir çocuğumuzun Düşler Atölyesi etkinliğinde yapmış olduğu bir resim. Bunu da size hediye etmek istedik gelmişken. TGV çocuklarından sevgiyle. Çok güzel. Çok güzel. Bunu odama asacağım. Tabii ki. Nereye istersen. Kaç yaş? İlk öğretim çağındaki çocuklarımızın çizimi. Evet, ikinci sınıf bir öğrencimizin çizimi. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Odama asacağım. Rica çok sağ olun. Efendim Arzucuğum, seni tanıyalım. Bu buradan düşer Alperen, gel. Seni tanıyalım Arzucuğum. Evet. Saçların harika bu arada. Mersi. Sen neyim Arzu? Şöyle. İsmim Arzu. Bir kurumsal şirkette resepsiyonda çalışıyorum. Onun dışında dağcılıkla ilgileniyorum. Profesyonel olarak tırmanışlar yapıyoruz. Dağcı. Ve Türk Eğitim Gönülleri Vakfı'nda da 7 yıldır gönüllüyüm. Hem çocuklarla birlikte etkinlikler veriyorum, hem de gönüllülere temel gönüllü eğitim veriyorum. Gönüllü olmaları için. Harikasın. Gönüllü. Daha tırmanıyorsun, profesyonel mi dağcıyım dedi? Evet, lisanslı. Nereye dağcıyım. Tırmandın en son? Öyle bir şey var mı ya? En son nereye? Şey gibi oldu ya, sporcu en son kaç bastın derler ya. Evet. Yani en yüksek tırmandığın dağ diye sorayım. Türkiye'de Ağrı Dağı. Ağrı, evet. Zaten Türkiye'de en yüksek olarak Ağrı Dağı var. 5137 metre. Bir de geçen yaz Kırgızistan'a gittik. Orada Lenin Pik Dağı var. Nişanlımla birlikte gittik. Orada. Emre! Emre böyle yapıyor. Beraber mi gittiniz Kırgızistan'a? Beraber gittik, evet. Ay çok, Ağrı Dağı. Oraya beraber. da beraber. Harikasınız. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Teşekkür gönüller. Ederiz. Ve Emre, seni tanıyalım. Merhaba, Emre ben. 28 yaşındayım. Eğitimciyim, öğretmenim. Ben de yaklaşık olarak 7-8 yıldır TGV ailesinin bir üyesiyim. Şu anda TGV'den gönüllü hem de çalışıyorum. Biz Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı olarak Türkiye'nin dört bir noktasında ilköğretim çağımızdaki çocuklara destekleyici eğitim imkanı sağlıyoruz. Bunu da tabii ki çok kıymetli eğitim gönüllerimizin desteğiyle sağlıyoruz. Bugün de buraya 10 kişilik bir gönüllü ailesiyle birlikte geldik. Ve hedefimiz bugün elde edeceğimiz ödülü çocuklarımızın eğitimi için vakfa bağışlamak. Bağışlamak, harikasınız. Evet. O yüzden Emre Gülce konuşacağım dedim. Siz güzel, yürekli insanlar, iyi ki varsınız. Bizden de size alkış. 10 puanlık sorunuz geliyor. 10 puanlık sorunuz Merve, tüysüzle ilgili. Hemen şöyle biraz sana göstereyim Arzu. Emre, sana da göstereyim.
Sizce Merve Hanım bu fotoğrafı Karadeniz bölgesinde hangi yaylada çektirmiştir? Wow. Sorular gittikçe zorlaşıyor. Emre. Aydar Yaylası. Bakalım Aydar Yaylası mıdır? Aydar dedim ya. Aydar, Aydar Yaylası. Bravo, 10 puan senindir Emre. Görüşürüz Arzu. 10 puanı taze kaptırmış bulunmaktasın. Emre V ve Emre ve Deniz geliyor. Deniz'cimle başlamak isterim. Seni tanıyalım Deniz. İsmim Deniz. 46 yaşındayım. İki tane kızım var, 19 ve 16 yaşlarında. Maşallah. Teşekkür ederim. Ben de 10 yıldır TEGEV gönüllüsüyüm. Kızlarım sayesinde başladım. Kızlarım TEGEV'de eğitim alırken ben de neden gönüllü olmayayım deyip başladım. 10 yıldır ben de gönüllüyüm. Yaptığın başka bir iş var mı senin? Yani meslek olarak ne yapıyorsun? Yani şu anda e-ticaretle uğraşıyorum. Ya yok, çocuklar orada eğitim alıyor dedin ya, orada ev hanımıydın mı? Ev hanımıydım o dönem. Ha. Evet, çocuklarımı götürüyordum TEGEV'e eğitim için. Aa, ben de güzel. Ben de baktım, bir şeyin ucundan tutabilir miyim? Ben de bir şeyler yapabilir miyim çocuklar için diye. Zaten çocukları çok seviyorum. Öyle başladım ben de, 10 yıldır TEGEV'de gönüllüyüm. Çok güzel, harikasın. Peki bunu tabii herkes yapabilir değil mi? Gönüllü olmak istiyoruz deyip. Evet. Nereye arayacağız? Emre'yi bulun. Evet. Tekrar merhaba herkese. TEGEV'in her dönem başında internet sitesinden gönüllü başvuruları aktifleşiyor. Aa, evet, internet üzerinden gönüllü başvurusu yapmanız yeterli. Zaten yapmış olduğunuz başvuru etkinlik noktalarımıza iletiliyor. Sonrasında bizler gönüllü adaylarımıza iletişime geçip eğitim süreçlerinin ardından gönüllü adaylarımız TEGEV'de gönüllü olup ailemize katılabiliyorlar. Vay be, bir solukta söyledi her şeyi ha. Bravo Emre, tamamdır, güzel. Yani çünkü ben merak ediyorum, ben de belki gönüllü olmak isterim diyordur. Ne yapacağız? Evet, artık bir de internet var artık, her evet. Şeyde çok kolaylaştı. Evet. Peki ne yapıyor mesela gönüllü Deniz? Çeşitli eğitimler alarak, atıyorum mesela düşler atölyesi etkinliğimiz var. Ha. Orada çok güzel yaratıcı şeyler yapıyor çocuklar, sanatla alakalı. Onun eğitimini aldık. Bu bana gelen tablonlardan biri mi? Evet, onlardan biri. O etkinliği verebilir. Tasarım ve beceri atölyemiz var. Orada onu da Emre daha iyi bilir. Orada çeşitli etkinlikler yapıyor çocuklar. Fen eğlenerek öğren, matematik eğlenerek öğren etkinliklerimiz var. Okula yani yardım... aslında şey, eğlenerek öğrenmek, evet, değil mi? Evet, kesinlikle. En önemli çocukları okulda değil de daha çok okulda olduklarını hissettirmeden aslında orada biz bir şeyler vermeye çalışıyoruz çocuklara. Eğlendirerek. Bir şeyler, evet, öğrenmek on numara. Evet, kesinlikle. O bilgi de hiç gitmez. Evet, harika. Seviyorlar. Emre, demek dağcısın. Dağcıyım, evet. Hem de yüksek irtifa dağcısı. Vay be. Eğitmen misin sen? Rehberim aynı zamanda. Ha, rehber deniyor. Tabii, değil mi? Rehber, evet. Rehber. Hem Türkiye'de hem yurt dışında yüksek dağlarda rehberlik yapıyorum. Hep yükseklerdesin. Hep yükseklerdeyim. Peki Arzu ile dağ nasıl, nerede tanıştın? Dağ vesile oldu. Dağ vesile oldu. Dağlara vesile oldu. Bir ay önce de nişanlandık. Ay, Allah tamamını erdirsin. Bakayım alyansına. Ay işte bundan istiyorum ben. Klasik alyans klasik, bu. Klasik, klasik. Mesela nikahta da hop taraf değişti. Bu. Kesinlikle bu kadar. Bu bir daha gösterir misin? Ben bana lazım şey. Tam yok, şuraya gösteririm. Şu. Yani bu. Basit ya bu. Bakayım. Evet, bu. Ya bu. Çok, ben mesajı verdim. Sağ ol Emre. Biraz seni kullanmış oldum. Sen kaç yıllık gönüllüsün? Ben aslında gönüllü değilim. Ben nişanlım tarafından gönüllüyüm. Ha, sen nişanlı kontenjanından geldin. Tabii, oradan. Ailenin yeni üyesi. Aa, çok. Ailenin damadı. Ailenin damadı, bak hemen kendi. Ailenin damadıyım ben. Hoş geldin damat. Hoş bulduk. Çok güzel, harika. Kaç yıldır tırmanıyorsun? 2012 yılından beri tırmanıyorum. Ondan önce ne yapıyordun? Mesela tırmanmak nereden geldi aklına? Hobi gibi ya, mi? Hayatım hep sporla geçti. Futbol, işte dalgıçlık, serbest dalış. Ha. Yüzme derken en son dağlara gönül verdim. 2012'den beri dağlardayım. 5 yıldır da rehberlik yapıyorum. Çok güzel, harika. 10 puanlık sorunuz geliyor. Elimizden. Bir erkek sevgilisine nasıl evlenme teklif edeceğini düşünürken kimden fikir alır? Emre, taze bu işlerde profesyonel. Çok hızlı. Arkadaşlarından. Sen kimden aldın? Aldın mı kimden? Yok, ben almadım. Ben direkt bodozlama. Ya. Direkt Ağrı Dağı'nın zirvesinde. Hemen altında söyledim. Ya. Video falan çektin mi? Çektik. Evet.
bize yollasana. Videoyu bize yollasana. Olur mu? Olur. Tamam, olur, yollarız. Ay çok güzel. Bize videoyu yolla, biz hemen şey yapalım. Sedatçığım bunu hemen koya. Zirvede mi? Yok, zirvede hemen altında. Hava patlamıştı yani. Rüzgar ben çok çıktı. Ben videoyu isteyince bak demin zirvedeydi. Yok. 4900 metrede. O bize o da yeter. Yok pardon. Biz ya bizim de şimdi var bir hayalimiz de o ina mümkün yani 4900'de. Ay Arzu harika bir teklif değil mi? Ya tabii evet. Sen artık normal gelebilir. Yok değilim. Güzel, değil mi? Güzel bir teklif. Çok hakikaten çok güzel. Sen ne demiştin arkadaşına değil mi? Arkadaşlarımdan. 100 kişi arkadaşı demiş mi? Ha sevgilisinin arkadaşı. Tabii. Bravo 10 puan senindir. Görüşürüz. Kim geliyor? Kübra ve diğer gönüllü Mediha. Dur bakıyorum sen yeni gönüllüsün. 5 yıllık gönüllü. Ha, buradaki en yeni gönüllü. Değil mi? Yok 5 yılda bayağı var. Evet. Sen nasıl gönüllü oldun? Ben de kızlarım sayesinde oldum. Benim de iki kızım var. Onlar da tek evde eğitim alıyorlar. Eğitime geliyorlardı. Ben de onları getirip götürürken ben de dedim neden olmayayım. Peki sen ev hanımı mısın? Çalışıyor muydun? O dönemde ev hanımıydım. Şu an çalışıyorum. Devlet okulunda memurum. Aa çok güzel. Evet. Aynı zamanda gönüllüsün. Aynı zamanda gönüllüyüm. Kız mı var? İki tane kız mı? İki tane kızım kaç var. Kaç yaşındalar? 16, 14. 14. Maşallah. Allah bağışlasın. Kübra. Kübra eski. Ben en yeni sayılırım bence. Ne bileyim ben öyle bakışlar falan. Burası daha... Belki de buranın heyecanı. Sen daha hani eski gönüllüymüşsün, orası daha yeni gibi duruyor. Senden daha eskisini buldum, kusura bakma Medya. Evet. Kübra sen. Bir yıldır. Yaklaşık 2 yıldır. Evet. Yaklaşık. Seni tanıyalım. Kübra, 31 yaşındayım. Endüstri mühendisiyim. E-ticaretle uğraşıyorum. Yaklaşık 2 senedir de TGV'de gönüllülük yapıyorum. Sen nasıl geldin TGV? Ben sen çoluk çocuk var mı? Yok. Yok. Benim arkadaşım tavsiye etti. Ama sonra arkadaşım gelmedi, ben devam ettim. Öyle bir şey oldu. O da iyiymiş ya. Evet. Hadi gel gidelim. Sen, yok benim işim çıktı. O devam etmedi, ben hala devam ediyorum. O zaman ne güzel bir şey vesile olmuş. Çok güzel bir şey vesile oldu. Böyle. 10 puanlık sorunuz geliyor. Maç sayısı için servis atılan bir spor söyleyin. Medya. Voleybol. Voleybol. Voleybol mudur? Voleyboldur. 10 puan senindir. Bravo. Ve sarı kalplerden Cihan gelirken mavi kalplerden Reyhan geliyor. Ay pardon Beyhan. Beyhan evet. Ay az önce Reyhan şerbeti yaptım da gelmişler oldu. Beyhan'cığım seni tanıyalım. Ben Beyhan. 44 pardon. Söyleme boş ver. Zaten 40 ile başladı tamam. Boş ver. Tamam. Evliyim, 18 yaşında bir oğlum var. Maşallah. 12 yıldır TGV'de gönüllüyüm. Sen nasıl başladın? Ben de oğlumun. Oğlunla başladım. Evet, onu götürdüğüm zaman ben de neden olmasın dedim. Ben de bir şeylerin ucundan tutmak. Sen neler yapıyorsun orada? Ben okuyorum, oynuyorum, etkinliğini veriyorum. Çocuklarla hikaye okuyoruz. Onu canlandırıyoruz. Hikayenin içinde hissediyorlar kendilerini. Çok güzel bir etkinliğimiz oluyor böyle. Kaç yaş grubu oluyor genelde? İlkokul çağındaki İlk çocuklarımız, okul. Evet. Hep ilkokul değil mi? Evet, TGV'nin ilkokul. TGV'nin hedef kitlesi ilk öğretim. İlk öğretim. İkinci öğretim. Sınıf çocuklara etkinlik veriyorum bu dönem. Ay çok güzel. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Hemen Cihan, merhaba sen bu işlerde yenisin gibi geldin. Ben de bir 10 seneyi devirdim. Anladım. Ya ne tatlı. Bravo. Teşekkür sen ederim. Ne yapıyorsun Cihan, seni tanıyalım. Ben Cihan Hancı, matematik mühendisiyim. Yazılım sektöründe çalışıyorum. TGV'le 2014 yılında tanıştım. İşte o günden bugüne bilgi nasıl benim tanıştın? İşim. Aslında şöyle hani üniversitede neler yapabiliriz, ne katkımız olabilir? Şeymiş, onu da kız arkadaşı sokmuş, kız arkadaşı gitmiş sonra öyle mi? Yok. Öyle mi? Öyle oldu, bakıştan anladım. Maalesef olmadı. Olmadı mı? Ben üniversitede hani çocuklar için ne yapabilirim? Zaten çocuklarla sürekli etkinlik yapıyordum. Hmm. Kendi kuzenlerim vardı. Hani biraz daha böyle topluma biraz daha yararlı nasıl olabilir düşündüm. O sıra işte vakıftan bir arkadaşım vardı üniversiteden. Ya dedi böyle böyle bir vakıf var, gitmek ister misin diye. Ondan sonra biraz araştırdım, neden olmasın dedim. İşte üniversiteden mezun oldum, işe başlarken ben de bir deneyeyim dedim. Sen nerede okudun? Yıldız Teknik Üniversitesi. Güzel. Topluma nasıl faydalı olabilirim? Çocuklar evet. için neler yapabilirim? Neler yapabilirim? Derseniz hop bildin Emre'yi buluyorsun.
Gitti gibi. 10 puanlık sorumuz geliyor. En çok sildirilen dövmeyi söyleyin. Cihan. Sevgilinin eski adı. Sevgilinin eski adı. Ya da sevgilinin adı. Eski sevgilinin adı. Sevgilimin eski adı, eski sevgilinin adı var mıdır? Bravo. Harika. O yüzden dövme yaparken çok iyi düşünün yani. Anladın mı? O biraz... Görüşürüz. Cihan 10 puan senindir. Mavi. Bakayım güzel. 20-20. Şimdi acaba eşitliği bozacaklar mı? Sanem ve Burak geliyor. Çok acayip bir şey oldu biliyor musun? Burak Hakkı'yı tanır mısın? Bilir misin yani? Biliyorum. Burak Hakkı. Tabii. Onun da kız kardeşinin adı Sanem. Burak, ne acayip bir tesadüf. Evet. Burak. Merhaba. Sen en eski tek evlisin. Evet. Ya şöyle, ben çocukken giriyordum TGV'ye, sonra gönüllü oldum. Evet. Yaklaşık 6 yıldır da TGV'deyim. Gönüllü. Tamam, en eskisi sensin tabii, o zaman. Tabii, en eski benim. Doğuştan TGV'li. Kaç yaşındasın? 32. Sen TGV'de eğitim alıyordun? Evet, çocukken TGV'ye giriyordum. Sonra büyüdüm, gönüllü oldum. Çok acayipmiş. Çok güzel. Başka neler yapıyorsun? Seni tanıyalım biraz. 32 yaşındayım. Yazılımcıyım. Yazılım sektöründe çalışıyorum. Eşim. Onlarla TGV'de tanıştık. Sanem. Evet. Bak, demek bu işte bir şey var. Bak, ne diyor Burak Hakkı? Sanem Hakkı kardeşti. Şimdi karı kocasını buldum bir de. Burak, Sanem. Çok güzel. TGV'de mi tanıştınız? Evet, TGV'de tanıştık. La 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 la. Çok güzelmiş. Ne kadar oldu evleneli? 8 ay. Bak, bu sunucu sadece terleten sorular sorma. Ay, yutkundum. Değil mi? Dili damağına yapıştı. O, affedersin ama onu hatırlarsın artık, değil mi? 8 ay değil mi? Evet, 8 ay. O, 8 ay. Çok güzel. Seni tanıyalım Sanem. Ben 25 yaşındayım. Şu an yazılım sektöründe çalışıyorum. 6 yıldır da gönüllülük yapıyorum. Öyle. Hangi takımı tutuyorsun? Fenerbahçe. Sen? Galatasaray. Tam diyecektim, bilekliklerin ne güzel Fenerbahçe'de oluyor ikinizin ha. Onun, evet, anladım. 10 puanlık sorunuz geliyor. Eller arkada Burak. Ben sana layık değilim. Den sonraki en klasik ayrılık yalanını söyleyin. Sen benden daha iyi beni... Vay. Aynen öyle canım. Öyle yapsam. Sen benden daha iyilerine layıksın. Sanem, ben sana layık değilimden sonra en klasik ayrılık yalanını söyle. Benim de şimdi aklımdaydı da Burak'a 3 kere tekrar gitti kafamda. 3, 2, 1. Sorun sende değil, bende. Ya. Ne oldu Sanem? Olma. Üzüldüm. Üzüldüm. Bakalım neymiş. Hakikaten yalanı da kralı ya. Görüşürüz, 10 puan bende kaldı. Bu akşam sarı kalpler mavi kalplere karşı yarışıyorlar. Açılışı da beraber yapmış bulunmaktalar. Bakalım eşitliği ilk kim bozacak? Arzu ve Emre geliyor. Dur ya, 100 kişiye sormadan ben önce bir sürprizli 1000 lira... Hangi en popüler cevabı çıkıyor onu belirleyelim. Kendi aranızda belirler misiniz? Taş, kağıt, makas mı oynasa? Hadi taş, kağıt, makas, tamam, en sevdiğim. Ben yeni öğreniyorum da çok hoşuma gidiyor. Taş, kağıt, makas var herhalde herkesin. Oynayalım mı? Evet. Okey. Okey. Tamam. Hadi buyurun. Tek tur mu? Nasıl? Yani genelde 3'te biter. Yok canım, tek tur. Tamam. Hazır mısın? Daha ben 100 kişiye gideceğim. Siz sayın 3'ten geriye doğru. 3, 2, 1. Bir daha. Kağıt, kağıt taş, buyurun. O kazandı değil mi? Evet. Yok, kağıt kazandı. Kağıt kazanıyor. Kağıt taşı sarıyor. Evet, kağıt taşı sarıyor. Tamam, okey. Tamam, sen kazandın Emre. Gözlerimiz kapalı. Uğurlu bir sayım var mı? Rakam var mı? Sayın. Var. Ne? 3. Harbi mi? Hı-hı. Bana bak, gözlerini kapatma. Bana bak. Tamam.
Daldır. Güzel karıştır. Karıştır. Evet. Aman ya. Yaklaşmıştık olsun. Şuradaydın biliyor musun? Evet. Şöyle şöyle yaptın. Bundan sonra bu akşam sürprizi 1000 lira en popüler 5. cevaba açılacak. Hazırsanız 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Tüm zamanlarda yabancı magazinde de, pardon, magazinde konu olabilmiş ünlülerimizden birini söyleyin. Emre. Tüm zamanlarda. Tüm zamanlarda yabancı magazinde, magazine de konu olabilmiş ünlülerimizden birini söyleyin. Türkan Şoray demek istiyorum. Türkan Şoray var mı? Şeye gitti değil mi aklın belki? Evet, yani daha geniş çaplı düşünmek olabilir, istedim. Olabilir, olabilir. Çok popüler değil. Arzu, tüm zamanlarda yabancı magazine de konu olabilmiş ünlülerimizden birini söyleyin. Hadise. Şampiyona şeker. Bakalım var mı Hadise? Çok güzel ve Deniz. Burak Özçivit. Burak Özçivit var mı? Vardır, sırayı sarı kalpler alır. Görüşürüz. Mavi kalp Arzu. Çok güzel. Bravo. Mevzuyu anladık. Değil mi Kübra? Evet. Sen değil mi Kübra? Peki. Tüm zamanlar, yani şu zaman diye. Tüm zamanlarda yabancı magazine de konu olabilmiş ünlülerimizden birini söyleyin. Tarkan. Worldwide. Tarkan var mı? Ya bak, dikkat ettin mi canım ciğerim? Tarkan cevabı hep banko. 100 kişiye git Tarkan. Hep en popüler. Kübra, pardon, Cihan. Haluk Bilginer. Çünkü bir de Amerika'larda falanlarda filanlarda her yerli dünya basın. Bak, her bir dünya basınında. Efendim, Haluk Bilginer var mıdır? Cihan, 1000 lira senindir. Teşekkür ederim. Sana? Hande Erçel. Hande Erçel var mı? Yoktur Emre. Tarkan, Haluk Bilginer, Burak Özçivit. Cem Yılmaz demek istiyorum. Cem Yılmaz var mı? İkinci çarpı gelir. Kümelin mavi kalpler. Tüm yabancı zamanlarda yabancı, pardon, yabancı magazin mi? Evet, yabancı magazine de konu olabilmiş, olabilmiş ünlülerimizden birini söyleyin. Kıvanç Tatlıtuğ demek istiyorum. Evet, Kıvanç arkadaşım olmuş mudur acaba? Ha, o da olur tabii. Dizilerde falan, doğru. Kıvanç Tatlıtuğ var mı? Ay Kıvanç. İşte magazinle işim olmadığı için. Hı? Magazinle işim olmadığı için. Magazinle, evet. Burak, bak soru şu. Tüm zamanlarda yabancı magazine de konu olabilmiş ünlülerimiz, bak olabilmiş ünlülerimizden birini söyleyin. Ben Mustafa Sandal diyorum. Beyhan. Can Yaman demek istiyorum. He, Can Yaman. Ne diyor? Bence de Can Yaman. Emre. Acun Ilıcalı. Ve son karar Arzu senindir. Doğru cevabı açtırsan bakayım, fena değil. Damlaya damlaya göl olur. Çoğunluk Can Yaman. Can Yaman açılırsa mavi kalpler bu etabı alır, sarı kalpler. Can Yaman kimden çıktı?
Bak magazin severler, gördün mü Emre? Hemen. Ama bir şey diyeyim, güzel. İyi ki Can Yaman'dan hiç riske girmedim. Çünkü bak hepimizin aklında nasıl o. Biliyorum ama İspanya ya. Havalanı, İtalya falan kızlar vahoo yaptılar. Evet. Çok güzel de bir şey. Yani ben gurur duyuyorum şahsen. Evet, ne güzel. Çok güzel. Bir Türk oyuncunun şanı yürüyor. Tüm zamanlarda yabancı magazine de konu olabilmiş. Olabilmiş diye düzeltiyorum burada ben soruyu. Olmuş, olabilmiş bir ünlü söyleyin. Osman Kırazi. Yılmaz Güney. Kim? O, Yılmaz Güney. Güney. Eskilerden. Olur, Yılmaz Güney. Aa, ne dedin Emre? Osman Kırazi. Ay, en popüler işte kim var? Çıkmasam yalnız. Arda Turan evet. Sertab Erener olabilir. Arda arkadaşım evet o da o zaman futbol dünyası zaman evet. Arda Güler de çıkar. Barcelona'ya mı transfer olmuştu? Atletico Madrid'den sonra Barcelona'ya gitmişti. Evet tabii o da nerelerde konuşulmuştu? İtalya. Ben iyi şey yapıyorum. Dünya çapında şaka yapıyorum Fatih canım de. Arda arkadaşım. En popüler 2'de kim var? Ama çoğu insanın haberi yok demek ki yani sorumuzda. Yani ben buradan tekrar hatırlatayım. Buna yakın önümüzdeki sezon bir soru olursa buradan 100 kişime sesleniyorum. Yani bütün herkese sesleniyorum. Oldu da aileler yarışıyor mikrofondan geldiler sordular buna benzer. Hemen Osman Kraus dediğin çünkü ben bizzat ben söylüyorum yani doğru haber. Ben dünya basınında çıktım. Çünkü neden? Ben kainat evet. Güzelisiniz. Güzeli yok ya Cihan keşke o ayrı olmuş. Kainat sempatik güzeli seçildim o zaman yani bütün dünya beni yazdı. Sadece o zaman da yazmadı. Sonra ben modellik yıllarımda da çok efendim çok ünlü yurt dışında çok Carla Bruni'ler efendim Cindy Crawford'lar onlarla beraber de çıktığım için dediler kim bu Türk kız? Bravo Alperen. Ama adımı bilmiyorlardı. Ne güzel bir Türk kız diyorlardı. Çıktım mı çıktım. Ay sinir içinde kaldım yani. Şurada nasıl çıkmam ben? Sarı kalpler 20 puandasınız. Mavi kalpler 67 puanla öne geçtiniz. İkinci etapımıza devam ediyoruz. Deniz ve Emre geliyor. Çok güzel. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Birine iyi şanslar dilemek için bir sebep söyleyin. Emre. Mutlu olması. Mutlu olması. Var mı? Ya adam tabii sürekli o tebrikleri aldığı için. Ne zaman nişanlanmıştın? Bir ay önce. Bir ay önce. Allah tamamını erdirsin. Amin. Deniz. Sınava giriyor olabilir. Sınava girerken var mıdır? Buyursunlar. Bak gitti. İşi biliyor. Açtırdı cevabı gitti. Kübra. Birine iyi şanslar dilemek için bir sebep söyleyin. Yarışmaya katılıyorsa. İyi şanslar Kübra. Yarışmaya katılıyorsa var mıdır? Yarışma. Cihan. İlginç ama evlilik teklifi yapıyorsa. Ha inşa ha. Hayır da diyebilir gibi mi? Tabii ki de. Ay ben hep şey diyeyim ya o yüzden. evlilik teklifi ediyorsa var mı? Bravo. Güzel. Sanem. Toplantıya giriyorsa. Önemli bir toplantı ziyar. Evet. Çünkü toplantıya girerken şanslar diler miyiz? İlk çarpı geldi. Emre. İş görüşmesi. İş görüşmesine giderken iş görüşmesi var mı? Bravo. İş görüşmesine iyi şanslar dilersin. Banko, Deniz. Çıkmıyor. Beş.
ameliyata giriyorsa mesela. Ameliyata girerken olur mu, ikinci çarpı mı geliyor? Tabii ki de. İkinci çarpı gelir. Kümelenin mavi kalpler. Of. Birine iyi şanslar dilemek için bir sebep. Kübra. İyi şanslar. Yani, turnuva tarzı şeylerde olabilir mi acaba? O zaman o da yarışmaya giriyor aslında galiba. O yarışmaya girmiyor aslında. Spor müsabakası, evet, gibi mi? Aha, evet. Spor müsabakası. Turnuva. Var mı? Bin lira senindir Kübra. Sürprizli bin lira sana geldi. İkinci sürprizli bin lira. Ama hepiniz galiba zaten aynı amaç için buradasınız. Evet, evet. Hani sana geldi, sana geldi diyorum ama totalde bir de finalde ödül kazanılırsa hepsi TGV'deki çocuklarımız için bağışlanacak. TGV'deki çocuklar için bağışlanacak. Güzel. Bir tane kaldı. Onlar kümeleniyorlar. Cihan, sendeyim. Yani böyle oyun oynarken, şans oyunları oynarken iyi şanslar dileyebilir. Ha. Oyun oynarken açılırsa sarı kalpler iki tane çarpıya rağmen bu etabı alır. Mavi kalpler, üçüncü çarpı gelir. Burak, sana geldim. Yeni bir iş kurarken, yani yeni bir dükkan. Yeni bir iş kurarken. Evet, Beyan. Yeni bir iş kurarken. Medya. Evet, yeni bir iş mekan açılışında şansın bol olsun benim. Emre. Ben de aynısını söylüyorum. Yeni bir iş kurarken, mekan açarken. Aynen. Arzu, son karar senin. Beraber öyle karar verdik. Yeni ne? Yeni bir iş kurarken. Yeni bir iş kurarken bol şansa da ihtiyacımız olur ama bizim 100 kişiye sorduğumuzda en popüler 6'da var mı? Ay olursa hazır bir etap sizin. Ve puanlar sarı kalplerde kaldı. Geldi mi aklınıza bir şey? Yolculuk olabilir mi? Yolculuğa, yolculuğa çıkarken. Sağmam yani. Canım, iyi yolculuklar dersin. Uçak. Bol şans. İnşallah gidebilirsin. Kazasız belasız. Yok, şans yok, bulamadık. Bakalım neymiş. Allah Allah. Uzam istemiyorum. Hiç aklıma gelmez. Hiç gelmez. İstemediğimiz için hiç aklımıza gelmedi. Bakayım ne oldu? Wow, mavi kalpler 67 puan. Daha ayağına gelen ya, fırsatı değerlendiremeyince 67 puandılar. Sarı kalpte son anda kaçan etabı geri alınca 100 puana geldiler. Ve karşınızda Medya ile Kübra. Yüz kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Adında A ve K harfleri olmayan bir ilimizi söyleyin. Kübra. 3. Rize. Rize. Rize var mıdır? Rize vardır en popüler 4'te. Medya en popüler 3'ü açtırırsan sizinle başlarız. İzmir. İzmir olur mu? Ay, İzmir'e de selam olsun. İzmir çok severik. Beyhan. Bolu. Bolu. Var mı? Bravo Beyan! 1000 lira senindir!
Ay biliyorsunuz bunu söylemişim. Annem bana elbise giydirmezdi. O yüzden çok mutluyorum. 1000 lirayı sen alınca kendim almış gibi sevindim. Ay, çok teşekkür Beyhan 1000 lira, sürprizli 1000 lira. Ne oldu? 3. sürprizli 1000 lira Beyhan'a gitti. Yani şu anda DGGV'ye gidecek olan 3000 lira cepte. Evet, evet. Burak sendeyim. Edirne. Edirne olur mu? Bravo. Ha buldu. En popüler 2, en popüler 6 kaldı size Arzu. Siirt. Wow, Siirt. Siirt. Var mı? İlk çarpınızı aldınız. Emre, adında A ve K harfleri olmayan bir ilimizin peşindeyiz. Ve bakalım bu akşam şanslı sorumuz kime gelecek? 5000 lira için kiminle yarışacağız? Şanslı yarışmacımız. Arzu! Buyursunlar şöyle alalım seni. Arzu, panikle işin yok diyecektim. Hayır, panik olmana gerek yok, butonla işin yok. Panik butonla her şey. Butonla işin yok, baş başayız. 100 kişiye gittim, sordum. En popüler cevabın peşindeyim. Kırmızısı da olabilen bir beyaz eşya söyleyin. Buzdolabı. Buzdolabı 5000 lirayı kazandırır mı Arzu'ya? Bekle de gör. Kırmızısı da olabilen bir beyaz buzdolabı. Direkt benim, ya bir tane çok aşıktım o buzdolabına da almamıştım o zaman. Dombik böyle bir tane kırmızı ya, öyle de bir güzel kırmızı ki. 5000 lira Arzu'ya gider. Ama aslında günün sonunda TGV gider. Tabii ki. 5, 6, 7, 8 cepte. Cepte. Güzel. Emre, o arada düşünmüşsündür herhalde. Düşündüm. İçinde evet. A ve K olmayan, A ve K harfi olmayan bir il. Mersin. Mersin var mı? Teşekkürler. Bir tane çarpınız var, medya. Bir tane de açılmadık cevap, onların puanına baktım. Doğru cevabı açtırırsam etap sizin. Erzurum. Erzurum açılırsa mavi kalpler bir tane çarpıya rağmen bu etabı alır. Mersin Erzurum gelmiş tatlılarında son iki. İkisi gelmiş tatlılarında. Bir tane çarpıya rağmen etabı aldılar. Böylelikle rakiplerini 50 puanla geçtiler. Sarı kalpler güzel, 100 puan. Başladık. Mavi kalpler 150 puan. Şimdi geldik efendim çağrışım etabına. 150 puanı var totalde biliyorsunuz. Emre ve Arzu geliyor. Çağrışım etabını biliyorsunuz. Hı-hı. 150 puanı var totalde. Siz 30 puan için yarışacaksınız. 30 puanlık kelimeniz geliyor. Eller arkada Emre. Buçuk. Buçuk buçuk. İki tarafa da. Beş. Dört. Emre. Santim, uzunluk, boy. Bakalım Emre'nin çarşımlar doğru mu? Arzu, buçuk. Buçuk. Çağrıştırmadım. Saat. Bir buçuk, iki buçuk, üç buçuk. Bakalım neymiş? Ha. Yarım çeyrek tammış. Görüşürüz. Evet. Deniz ve Emre V geliyor. Otuz puanlık kelimeniz. Dolmuş. Emre. Minibüs, otobüs, kamyon. Bakalım Emre'nin çarşımlar doğru mu?
dolmuş. Minibüs, yolcu, şoför. Yallah şoför, yallah ne beklesen. Var mıdır? Çağrışımlar doğru mu? Dolmuş. Çiçek kapas mıydı? Evet, öyle bir şey var. Bakalım neymiş? Neymiş? Ah be, otobüs mü? Yolcu demediniz galiba hiçbiriniz. Evet. Dedim ben. Sen dedin, orası... Şoför dedim, kamyon ben. Kamyon dedim olarak ya. Oradan. Nereden çıktıysa kamyon. İkinizinkini alsaymışım olacakmış. Görüşürüz. Bende kaldı 30 puan. Kamyon ne işte? Kübra ve Mediha geliyor. Puanlı kelimeniz kozmonot. 3. Yok öyle yapmayayım ya. 5. 4. 3. 2. 1. Niye o kadar bassaydınız? 100 kişiye gittik, kozmonot dedik. Bakalım onlar bizlere ne dedi? Niye diyemem? Aslında geldi aklıma. Görüşürüz. Bende kaldı 30 puan. Kaldım. Şu ana kadar hiç 30 puan vermişliğim yok. Bu akşam bakalım Beyhan ve Kübra... Pardon, çok pardon. Cihan ne yapacak? Beyhan çok hızlı geldi. Farkındaysan 30 puanı kapacak gibi. 30 puanlık kelimeniz geliyor. 3 beyaz. Cihan? Un, tuz. Üçüncüsünü unuttum. Un, tuz, şeker. Un, tuz, şeker. Sen ne tatlısın ya. Teşekkür ederim. Siz çok tatlısınız. Gamzelere bak. Maşallah. Tamam, teşekkür ederim. Bir daha söyle. Un. Un, tuz, şeker. Un, tuz, şeker var mı? Bravo Cihan. Senindir 30 puan. Teşekkürler. Bu akşam çarşı metabında ilk 30 puanımı vermiş bulunmaktayım. O da Cihan'a gitti. Ve karı koca geliyorlar. Burak, Sanem. Son bir 30 puanım kaldı. Oh nice. Bak evde sonra problem çıkmak istemiyorsan. Geliyor kelimeniz. Yavan. Bravo Burak, bravo. Böyle devam et. Yavan. Et, domuz, av. Ama yaman... Yavan, yavan vardı hatırlıyor musun? Kimdi o? Şey yapıyordu hatırlıyor musunuz? Ha, biraz Kadir İnanır. Lan. Hatırladın mı? Ne demiştin sen? Yavan, domuz. Et, domuz, av. Yavan et, yavan domuz, yavan av var mı? Farklı yavan anladın. Bir dakika bekle. Emre'nin V'si var. Yavan. Tatsız, tuzsuz, kuru. Çok yavan olmuş bu kuru fasulye. Öyle geldi aklıma benim. Bakalım çağrışımları doğru mu senin? Tatsız, tuzsuz, güzeldi, kuru. Böreğe falan gitti. Kurumuş bu börek. Bakalım neymiş? Lezzetsiz. Bir de şey var. Sası mı diyorlar? O da çok sası olmuş. Baba, Cihan orada hakim. Görüşürüz, ben de kaldı 30 puan. 150 puanım vardı. Ay dedim ki hiç mi 30 puan veremeyeceğim derken siz olduğunuz yerde saydınız 4900'lerde. Çok güzel, 150 puandasınız. Sarı kalpler 30 puanımı aldı Cihan'da. Börekle 130 puana ulaştılar ama siz hala öndesiniz. Evet. Bakalım 4. etapta Cihan ve Beyhan arasında neler olacak? Hadi Beyhan. Beyhan. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Normal bir günün sabahında uyandığınız ilk anlar, kendinizi nasıl hissedersiniz? Beyhan. Vay be, aynı anda nerede? Hisse. Uykulu ve yorgun. Uykulu var mıdır?
sırayı kaparcan görüşürüz. Hayır. Buyursunlar. Şimdi şöyle mavi kalpler. O yüzden dikkat etmemiz gereken şu. Ağzınızdan çıkan ilk şeyi alırım. Bazen böyle sıralıyorsunuz ya, başka bir şey daha söylüyorsunuz. Beyhan uykulu, yorgun dedi. Yorgun kullanmak isterseniz önden bir çarpı vereceğim size. Yine kullanın. Hanginiz isterse bu arada, yani illa Burak kullanmak zorunda değil. Buran cevabı varsa bir düşünün onu bence. Çarpı vereyim. Ama diyorsanız ki yo, yorgunu kullanmayız. Böyle hayatımıza devam edelim. Ne diyorsun Arzu? Kullanmayız. Kullanmayız. Var mı cevabın Burak? Mutlu. He? Mutlu. Mutlu. Ha, direkt cevabını verdi. Tamam, kullanmayız dediler, karar verdiler Burak'tan. Ha öyle mi, mutlu mu uyanırsın? Evet. Ya! Ay ne mutlu sana senem. Mutlu var mıdır? Mutlu ya da mutsuz ne fark eder? Burak 1.000 lirayı kaptın. Teşekkürler. Şöyle oldu. Vay güzel gidiyorsunuz. Daha hiç sekmedi. 1.000 lira bende kalıyor bazen çünkü. Hiç olmadı daha şu anda. Yani 4. sürprizi 1.000 lira sana geldi Burak. Arzu'ya dönüyorum. Arzu. Normal bir günün sabahında uyandığınız ilk anlar, ilk anlar kendiniz nasıl hissedersiniz? Bakayım. Evet. Arzu. Heyecanlı. Öyle mi? Uyandığında ilk anla heyecanlı mı hissedersin? Heyecanlı hissettiğim gün de olabilir. Olabilir, neden olmasın? Var mıdır heyecan? İlk çarpı gelir Emre ve. Korkmuş. Korkmuş. Korkarak uyanmıştık. Kabus görmüştük. Ha olabilir. İlk an uyandın, korktun mu? İkinci çarpı gelir kümelenin sarı kalpler. Normal bir günde uyandın sabah, ilk o an nasıl hissedersin Medya? Asabi, sinirli. Asabi! İşte o ben! Değil ya, çok tatlı bir insanım ben sabahları uyandım. Asabi var mı? Bravo, bravo. Normal bir günün sabahında uyandığınız ilk anlar kendinizi nasıl hissedersiniz Beyhan? Dinç. Dinç var mı? Bravo. En popüler 2 ve 6 kaldı Burak. Sersem. Sersem. Sersem de ben evet. Sersem oluyorum. Ondan sonra sersem oluyorum. Kahvemi içiyorum. 1 kahve, 2, 6, 8 falan. Ondan sonra tatlı bir insan oluyorum. Bakalım sersem var mı? Arzu sana geldim. Hasta. Olabilir. Hasta. Açılırsa mavi kalpler iki tane çarpıya rağmen bu etabı alır. Alamadılar. Ben bir sarı kalplere gideyim. Sarı kalp. Sanem. Ya ortak karar, biz yorgun düşünüyoruz. Sen nasıl uyanırsın? Yorgun. Yorgun. Evet. Can. Yorgun. Sen yorgun uyanır mısın? Daha çok hazır uyanırım. Hazır. Hazır uyanırsın. Önceden her şeyi halletmişimdir. Sabah sadece kalkıp gidermişim. Öyle mi? Kübra? Yorgun benim cevabımda. Deniz? Benim cevabımda yorgun. Ve Emre sen değil, son evet, karar zaten senin. Zaten takımın cevabı yorgun demek istiyoruz. Yorgunum dostlarım. Yorgun açılırsa sarı kalpler mavi kalplerden hazır bir etabı alır. Mavi kalp. İşte orada bak. Kullanmayız dediniz. Orada oysa ki biraz daha stratejik, biraz daha onu konuşabilirdi yani. Burak da hemen cevabı attı ortaya ama
Sen kullanabilirdin ama cevaplarınız vardı anladığım kadarıyla. Mavi kalpler 150 puanda. Fakat yorgun uyanan sarı kalpler 216 puanla öndeler. Duble puan etabına geldik. Bu etap finalistimizi belirler. Ay kimler mi? Yine karı koca geliyor. Burak ve Sanem. Yüz kişiye sorduk. En popüler altı cevabı arıyoruz. İki ayaklı bir hayvan söyleyin. Tavuk. Tavuk var mı? Bak Burak, sen eve gidince başın ağrıyacak. Ben sana söyleyeyim bak. Arzu. Kanguru. Kanguru var mı? Emre. Aradan eteğinde uçan güvercin olsam. Sendeyim Emre. İki deve kuşu. Bana bakınca bunu anladın değil mi? Maalesef. Aklımdaki oydu. Harbi diyorum bak, aklımdaki oydu. Bana bak anlarsın, deve kuşu. Deve kuşu var mı? Gerçekten aklımdan geçen oydu Arzu. Emre, 1000 lira da sana gitti. Bravo. Sürprizi 5. 1000 liram Emre'ye gider mi diye. Sendeyim, hiç çarpınız yok. 3 tane açılmamış cevap. Tavşan. Tavşan olur. Tavşan? Tavşan var mı? No, tavşan. 4. Ya ben tavşan çok seviyorum. Tavşan aldım da besledim. Sonra dedim ki yazık, o yalnız kalmasın. Bir tavşan daha aldım. Kimse de bana demedi ki arkadaş dikkat dikkat et. Her eve geldiğinde tavşanların çoğalmış olabilir. Çok hızlı şey, evet, ürüyorlar. Her yer tavşandı. Tavşan çok tatlı. Beyhan. Güvercin diyeyim. Güvercin uçuverdi. Güvercin var mı? 2. çarpı gelir, fırsat ayağınıza geldi. Kümelenin iki ayaklı bir hayvan arıyoruz. Burak sakin. Ördek. Ördek var mı? Aa, bravo. Vardı. 3 ve 4 Arzu. 5, 4, 3 Leylek. Aa evet, bana bakınca o da gelmiş olabilir aklına. Leylek var mıdır? Tamam. Güzel. Son anda Emre. Tek bir doğru cevapla hop finaldesiniz. Kartal diyelim. Kartal açılırsa mavi kalplerle finaldeyiz. Biliyordum olmayacağını, hissettim. Sarı kalp geldim Sanem. Penguen. Penguen geldi Cihan. Kaz. Kaz. Deniz başka bir şey. Kübra. Ben de kaz diyorum. Deniz ne diyor? Maymun. Emre. Vallahi tek cevap kaldı, birçok şey olabilir ama benim içimden geçen cevap da penguen. Penguen. Ha söyle. Penguen demek istiyorum. Penguen açılırsa sarı kalplerle yarışırız bu akşam finalde 10 bin lira için. Ama açılmazsa mavi kalplerle. Penguen, iyi penguen dediniz. Yani evet. Evet, paytak ama, paytak iki ayaklı. Efendim Emre? Zaten iki ayaklı paytak paytak yürümesiyle meşhur bir hayvan olduğu için direkt çağrışımda yaptık. Evet.
Efendim şöyle oldu. Mavi Kalpler 150 puanda kalınca maalesef finalde yarışmak için yeterli olmadı. Sizi şimdilik uğurluyorum alkışlarla Mavi Kalpler. Çünkü bu akşam sarı bir kalple finaldeyiz. Sarı kalplerle finaldeyiz. Mavi kalpler de ama destek için burada. Kiminle yarışıyoruz finalde? Emre ve Kübra. İlk kiminle yarışıyorum? Benim Kübra. Emre seni şimdilik müzik odasına alacağım. Kübra senin de final için yerin. Kübra, bu akşam bizden 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye süren var, sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pasteki süremiz kalsın. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Bol şans diliyorum. Teşekkürler. Bir alkış gelsin hem mavi kalplerden hem sarı kalplerden. Kışın gittiğinizde kar görmenizin garanti olduğu illerimizden birini söyleyin. Erzurum. İşten çıkmadan önce kıyafetinizi değiştirmek için bir sebep söyleyin. Spora gitmek. Kilosuna dikkat etmesi gereken bir meslek söyleyin. Spor hocası. Yazın favori meyvelerinden birini söyleyin. Çilek. Midemiz bozulduğunda tükettiğimiz bir şey söyleyin. Yoğurt. Olur. Alkışlarla seni yerine alayım. Final için Emre geliyor. Emre bu akşam aileler yarışıyordan 10 bin lirayı kazanırsanız ne yapacaksınız? TGV'deki çocukların eğitimi için bağış yapacağız. Harikasınız. İnşallah. Bu akşam aileler yarışıyordan 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süren var, sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pasteki süremiz kalsın. Tamam. Değiştir dersen bilgisayardan önce Kübra aynı cevabı vermiş demektir. O zaman hemen cevabını değiştir. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Bol şans diliyorum. Teşekkürler. Kışın gittiğinizde kar görmenizin garanti olduğu illerimizden birini söyleyin. Bursa. İşten çıkmadan önce kıyafetinizi değiştirmek için bir sebep söyleyin. Terlemek. Kilosuna dikkat etmesi gereken bir meslek söyleyin. Polis. Yazın favori meyvelerinden birini söyleyin. Çilek. Değiştir. Erik. Midemiz bozulduğunda tükettiğimiz bir şey söyleyin. İlaç. Kübra seni de Emre'nin yanına alayım. Kübra daha sakin duruyordu ama hani o da heyecanlı ama Emre daha da heyecanlı sanki değil evet, mi? Evet, yüzlük yüzlük orada kuyruğuna geldik. Emre ve Kübra 10 bin liraya giden o yolda bakalım neler yapmışlar. Kışın gittiğinizde kar görmenizin garanti olduğu illerimizden birini söyleyin dedim. Kübra'dan Erzurum geldi. Erzurum siz sarı kalplere kaç puan getirir? 4. Erzurum buranın en popüler cevabıymış. Emre'den de Bursa geldi. Bursa da çok yalı. Bursa size kaç puan kazandırır? 'dan önce kıyafetinizi değiştirmek için bir sebep söyleyin dedim. Kübra spora gitmek dedi. Spora gitmek size kaç puan getirir? İki de iki, en
popüler cevapları açtırdı Kübra şu ana kadar. Aynı soruya cevap olarak Emre'den de terlemek geldi. Bu olabilir. Terlemek size kaç puan getirir? 'Suna dikkat etmesi gereken bir meslek söyleyin dedim. Kübra'dan spor hocası, spor eğitmeni geldi. Spor hocası siz sarı kalplere kaç puan getirir? Ve Emre'den polis geldi. O da olabilir. Polis size kaç puan kazandırır? Geldiniz ama buranın en popüler cevabı olan manken. Aa, evet. Deseydiniz 161'den çok daha fazla puana ulaşmış olacaktınız ama bence şu ana kadar harika ilerliyorsunuz. Zira da iki tane daha sorumuz var. Yazın favori meyvelerinden birini söyleyin dedim. Kübra'dan çilek geldi. Çilek 161 puanınızın üstüne kaç puan daha getirir? Bir de Emre'nin eriği var. Erik size kaç puan kazandırır? Karpuz. Bir daha söyle Emre. Karpuzdu muhtemelen en bir popüler daha cevap. Söyle. Karpuz. Buranın en popüler cevabı karpuz. Diyarbakır'dan. Midemiz bozulduğunda tükettiğimiz bir şey söyleyin dedim. Emre'nin cevabıyla başlamak isterim. İlaç dedi. İlaç bu akşam siz sarı kalpleri 10 bin liraya ne kadar yaklaştı? Yani ilacı tabii midemiz hani bozulduğunda önce doktora gidiyoruz. Sonra doktorun yönlendirmesi tavsiyesiyle ilerliyoruz. Hani midemiz bozuldu, ilaç tüketmiyoruz. Her şey senin cevabına kaldı Kübra. Midemiz bozulduğunda tükettiğimiz bir şey sorusuna Kübra yoğurt dedi. Yoğurt bu akşam size 10 bin lirayı kazandırır mı? Onu şimdi hep birlikte göreceğiz. Gelecek. 25. 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
akşam TGV gönüllülerinden Sarı Kalpler 10 bin lirayı kazandılar. Final ödülümüz olan 10 bin lira, 5 bin lira Arzu da var. Emre, totalini değil mi? TGV evet. Çocuklara bağışlayacağız. Evet. TGV Vakfı'na bağışlayacaksınız. Hı hı. Evet. 5 Arzu da var. Binler kimde? Ben. 1, 2, 3. Wow, güzel. 5, etti 10. Bir de final ödülümüz 10. Etti totalde 20 bin lira. Bu arada benim canım ciğerim merak eder. Midemiz bozulduğunuzda, bozulduğunda tükettiğimiz bir şey. Patates. Haşlanmış patates. Aa, ben ya, dedim. Evet. Haşlanmış patates. İyi ki geldiniz. Efendim, alkışlar bu harika insanlara. Gönüllüler bu akşam aramızdaydı. İyi ki varsınız. Efendim, yepyeni bir aileler yarışıyor da yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi akşamlar.